Elma tipi, armut tipi, kumsal... Kare tipi ne ya? Kare tipini ilk defa duydum. Bunların hepsini... Ben bu muyum acaba? Ben ne tipiyim dur. Ben elma tipiyim. Ben biraz sevimlilik yapayım mı? Vallahi ben buyum ya. Ama bir şey armut diyeceğim. Değilim. Genel çekmen lazım ki görsünler. Sen hiç o değilsin biliyorsun değil mi? Arkadan nasıl güzel bir poz veriyorsun son anlatamam. O zaman hocamızı alalım hemen. Kocaman alkışlar. Doktor Murat Topoğlu geliyor. Merhabalar efendim. Hocam buyurun. Hocam merhabalar, hoş geldin. Nasılsınız? Nasılsınız? Öncelikle şu anda Demet ve Alişan programını izleyen bütün Star TV izleyicilerin hayırlı cumalar diliyorum. Amin herkese. Ve bugün özel bir hediye getirdim ama size değil, size bir sonrakinde inşallah. Tamam, Alişan kime? Bey. Demet'e mi? Bugün Demet Akalın'a bu kadar güzel program yaptığı için çok özel bir hediye hakikaten kendisine adam, takdim bak, ediyorum. Çok özel bir kolye getirdim ama muhteşem bir kolye bu. Size hocam, hediye dalga ediyorum. Hocam dalga mı geçiyorsunuz? Yiyecek geçmem. Falan mı çıkacak içine? Yok bilmiyorum, beraber görelim. Ne acaba? Ya. Size altından daha kıymetli, elmastan daha kıymetli. Çok özel. Hiç sevmez hocam böyle şeyleri. No. Hocam bak, bir tane doktoru ben çok kötü sildim bu Amerikan esprileri yüzünden. Ama bir şey diyeceğim ya. Bu hakikaten çok... Görüyor musunuz? Bakın. Bunu niye yaptık? Tabii bunu sizin dikkatinizi çekmek için yaptık. Bu gerçekten dünyanın en değerli, en kıymetli, en pahalı kolyesi bana göre. Ben bundan günde hocam yarım kilo yiyorum. İşte onun için gördüğünüz gibi ince ve fit. Yani işin esprisi bir tarafa. Bağırsaklarınız çalışmıyorsa bunlardan şöyle iki tanesini, bakın acı yemeyebilirsiniz, önemli değil. Hocam ama bu acı değil bunlar. Tabii. Dolayısıyla acı... Ver hocam bana, ver bana. Şimdi bak, acı sevene gitsin bu. Yıka da öyle. Alişan kutuyu mu şey yok. Bunlar şeydir. Şimdi bunun, hemen yeme şimdi stüdyoda. Ha. Başladı yemeğe. Yerim. O da güzel. Nasıl acı? Nasıl acı? İşte kokusunu genzimi yaptı. Şimdi tabii ki acı yemeyenler için bağırsaklarınız çalışmıyorsa, bakın burası çok önemli. Süzme yoğurtun içine iki tane, fazla değil. Elinizle parçalayın şöyle iki tanesini. Bakın gösteriyorum. Şöyle iki tanesini parçalayın, karıştırın. Çiğnemenize gerek yok. Yoğurtla beraber, süzme yoğurt ya, kaşık kaşık yutun. Gerçekten bağırsaklarınız çalışıyor. Aşağı yukarı %8 oranında bu tarz biberler metabolizmamızı hızlandırıyor. Bu bilimsel çalışmalara göre. Ben yapıyorum göre, biliyor musun? Söylüyorum. Ben her akşam bunu yapıyorum. Kesinlikle onun için. Ben her akşam bunu yapıyorum. Her akşam gerçekten metabolizmayı çalıştırıyor. Gerçekten bir de bağırsakları da çalıştırıyor. Bu çok önemli. Aynen öyle. İçinde biliyorsunuz kırmızında olduğundan dolayı iki şey var. Triptofan. Triptofan değil. O değil mi ya? Kapsaisin var. Kapsaisin o acılığı veren. Biliyorsunuz romatizmal bir sürü ağrıların, kremlerin içinde de kapsaisin maddesi vardır. Bir de tabii kırmızı olduğundan dolayı ne var? Likopen var. Likopen de özellikle erkeklerdeki prostat kanserleriyle ilgili bir sürü çalışması gösterilmiş bir şekilde. Dolayısıyla gerçekten altın ve pırlantadan gibi kıymetli olan, bunun eğer acısını yiyemiyorsanız tatlısından da yapabilirsiniz. Tatlı biberden de olabilir tabii. Ha, tatlı biber. Tatlı kurutulmuş biberler de olabilir. Olsun. Şimdi bu kurutulmuş biberin özelliği şu. Bakın. Şimdi bir parça parça ya. Şimdi bir tanesini şuradan alıyorum. Bakın. Şu ortadan böldüm ya. Bakın pul biber de aynı şey ama pul biber daha küçük oluyor. Şu kaz öldüğü zaman, yoğurdun içine girdiği zaman, siz bunu yuttuğunuz zaman yoğurtla beraber şu parça gördüğünüz gibi selülotik bir yapısı. Yani tamamen fibrinlerle yapılmış. Bağırsaklar bunu ememiyor. Bağırsaklar ememediği için, çünkü bağırsakların geldiği zaman duvarına yapışıyor. Hmm. Duvarından ememediği için bağırsakların takır takır çalışıyor. Dışarı atıyor. Aynen. Mesela yine bağırsakları çalışmayanlar için güzel bir önerim var. Akşam yemeğinizde, tabii tansiyon yüksekliğiniz çok fazla yoksa, bunu tavsiye ediyorum. Tansiyon hastaları kullanamazlar. Yarım çay bardağı acı turşu biber veya tatlı biber turşu suyundan bahsediyorum. Turşu suyu. Ama şöyle söyleyeyim. Bir çay bardağını düşünün. Çay bardağının bir parmak kadar doldursanız bile yeter. Hocam bir şey soracağım. Bu ara ben çok turşu yiyorum da o bağışıklık şeyini. Sanki ödem mi yapıyor? Turşu. Çok fazlası ödem yapar, doğru. Tuzlu. Özellikle bir iki tane şöyle o şey. İçinde tuz var. Acur muydu o? Acur lan veya salatalık. Suyunu falan. Değil akşam, direkt salata. Tabii. Sınırlı. Akşamdan suyunu suya, normal suya koyup turşuyu, hani tansiyon hastalığı için suyu, suya koyup ertesi gün yiyebilirler. Dünyanın en güzel probiyotidir turşu.
Probiyotik demek bağırsakları çalıştıran bakteri demek. Dolayısıyla ben bu şekilde önemsiyorum. Şimdi isterseniz şu arkamdaki vücut tiplerini, evet şu hocam. Vücut tiplerini, ver hocam. Yani, vücut tiplerimize örnek verelim. Burada şöyle bahsedelim. Hocam kare tipi ilk defa duydum. Kare, onu da anlatacağım. Tamam. Şu elma tipini isterseniz Nur gel arkasını... buraya gel. Küçük kafalı Nur'um benim, gel. Gel Nur, gel. Nur'cum, gel. Nur da inanılmaz ince bir kız. Şimdi elma tipi dediğimiz şey, bakın buradaki genellikle stres hormonları. Stres, yani stres hormonu ne demek? Şurada böbreklerimiz var. Böbreklerimizin üzerinde bir adrenal dediğimiz bir böbrek üstü bezleri var. Hmm. Bu bezleri kortizol salgılar. Adrenalin salgılar. Şimdi şu demektir. İnsanlar çok aşırı stresli olduğunda, çok ki şu dönem hepimizin stresli bir dönemi. Evde kapalıyız, dışarı çıkamıyoruz, edemiyoruz vesaire. Stres demek kortizon demek. Kortizon demek elma tipi demek. Allah Allah. Bir de mesela 4 defa 5 defa doğum yapmış olan insanlarda da aynı şekilde bu oluşabiliyor. Yani bacakları incecik, üst taraf şey hocam. Ha? Gelelim armuta. Armuta geçer misin Nur Hanım? Nur, armuta geç. Hocam ben kum muyum, armut mu ya? Siz idealsiniz. Yani, şimdi bazı insanlar her tarafından eşit almışlar olabiliyor. Genelde elma tipi olanlar her tarafından eşit alıyorlar. Tabii doğumlara bağlı biraz karın bölgesi fazla oluyor ama elma tipi. Şimdi burada ne var? Burada üst taraf 38 beden, alt taraf 52 beden diyelim. Basenler yani. Ha, basenler çok fazla. Buna jinekoid diyoruz, yani kadınsal. Östrojen ve progesteron hormonları. Evet. Yani bu biraz da yapısal da olabiliyor. Yani armut tipi biraz da yapısal. Ya doktorcum ne versem ver üstüm gidiyor, altım incelmiyor diyorsunuz. Evet. Çünkü o yapı olarak sizin öyle. Bir de bazı bayanlarda bakın kalça eklemi. Şimdi benim kalçamla bakın şu bacaklarımı görüyorsunuz. Kameraman göstersin. Şurada da bir kalçam var. Şimdi bu bacaklarımın bu kalçayla olan orantısı şu. Ama normalde kadınlarda biraz daha bu şekilde durur. Bu anatomik olarak bu böyledir. Yani evet. Kadınların kalçalarının erkeklerden daha büyük olmasının nedeni bu eklemin biraz daha şu açıdan duruyor. Ama bazı insanlar genetik olarak daha da böyle olunca ne oluyor? Basen kısımları biraz fazla oluyor. Dolayısıyla bu da armut tipi dediğimiz şey de genelde kadınsal, yani progesteron ve östrojen hormonlarının getirmiş olduğu şeyler. Hocam Nur ne tipi? Nur? Nur da aslında Nur kilo alacak olursa biraz armut tipi de dönebilir ama şu anda gayet iyi. İleride doğumdan sonra konuşalım. Daha biraz dikkat etmesi lazım. Kum saati geçti, gibi. Geçti doğumdan sonra. Bunu, aslında kum saati çok fazla gördüğümüz kum bir şey değildir. Kum saati hocam ideal bir Türk kadını değil mi? Hepsi evet zayıf. İşte 90-60-90 dediğimiz şeyler vardır. Yani aslında kum saati gibi normalde aslında böyle olmamız lazım. Yani kum saati gibi göğüsler, yani çünkü göğüs geniş, bel ince, alt taraf normal. Ama birbirleriyle orantılı. Hmm. Esas da bir de kare tipi vardır. Bu kare tipi genellikle de tiroid hastaları, hipotiroidi hastaları, Hashimoto hastalarında çok fazla gördüğümüz tiplerden bir tanesidir. Hmm. Yani bu arada şu anda bizi izleyen herkes, daha az sonra belki inşallah fırsat olursa anlatacağım, halk diyeti. Halk diyetiyle belki sizleri zayıflatacağız. Bilmiyorum, yönetmenim de fırsat verirse. Ben kendi sosyal medyamda, Instagram'da da herkes hakikaten ne yiyorsam koyuyorum oraya. Onlar da onlara göre yapıyorlar. Hatta bazen beni de eleştiriyorlar. Herhangi bir ücret karşılığı da yapmıyorum. Ama ben orada yaptığım şeyi, kendimin de yaptığı şeyi, ben de 10,5 kilo almıştım. Bu pandemi döneminde, Mart döneminde kendim de hakikaten 10,5 kilo geri ödedim. Yani geri verdim. Ne yaptıysam da oraya koyuyorum vesaire. Sizlere de buradan bu şekilde göndermeye çalışacağım. Kare tipi demek ki tiroid hastalarının genellikle olduğu bir tip. Ama herkes kilo verebilir. İnsülin direncim var, kilo veremiyorum. Tiroidim çalışmıyor, kilo veremiyorum. Tabii polikistik over dediğimiz erkeklik hormonu üreten bazı bayanlar var. Genelde dediğim gibi onlar armut tipinde daha çok görüyoruz polikistik overleri. Kilo veremiyorum yok. Herkes kilo verecek. Verebilir.